Evet değerli izleyenler, siz de gelin mutfakta katılıp her gün bir çeyrek altın, cuma günü 10 altın bilezik kazanmak istiyorsanız www.kanald.com.tr adresinden ya da WhatsApp hattımız 0539 570 37 07 ne olur. Hattan bize yazabilirsiniz. Arkadaşlarım size 7 gün içerisinde dönecekler. Evet, hemen Nermin Hanımcığım size geçmek istiyorum. Yani fırtına estirdiniz bir anda. Nurten Hanım'la aranızda gerçekten ciddi bir gerginlik, bir gerilim hattı oluştu. İzninizle önce bir izleyelim. Kaçıranlar için de gelsin, hem de gelinler de bilmiyor. Bir öğrensinler, üzerine konuşalım. Buyurun. Sana baktıkça tahammül edemiyorum Nurten Hanım. En azından çekirdeğin sesi sizi bastırıyor. Siz benden bence korktunuz. Korktular. Siz bence benden korktunuz. Siz benden o kadar korkarak gelmişsiniz ki. Ben siz varsınız diye geldim. Ben senin için geldim. Hakikaten bu kadını kimse eleyemedi. Ben gidip Nurten Hanım'ı şutlayacağım dedim. Hadi göreceğiz. Evet. Çok şanslısınız. Hayır, Nurten Kuşatan'la aynı odayı paylaşıyorsunuz. Bunu unutmayın. Göreceksiniz. Niye? Çok şanslısınız. Niye şanslıyım? Benimle aynı dönemde yarışıyorsunuz. Hayır. Evet, sen şanslısın ki benim gibi yeni bir yarışmacı geldi de beni gördün. Sizin tanıdın. Gibi nice yarışmacılar geldi. Ben nicelerden değilim. Nicelerden değilsiniz. Gidicilerdensiniz. Gidicilerde. Kim kimi gidiyor, gönderiyor, gönderiyor. Nermin Hanımcığım zaten Nurten Hanım her geleni gönderiyor. Yok, öyle canım, diyor. Her geleni göndermeye her geleni kalkıyor. Gönderiyor. Siz daha önce de elendiniz. Evet. Kimse eleyemedi. Biri geldi, eledi. O biri de ben olacağım. Sonra ne oldu? Çok iyi takip etmişsiniz. Sonra ne oldu? Tekrar geldiniz. Halkın büyük tekrar isteğiyle, geldin. Oylamasıyla. İşte tekrar geldik. Halk sizi seviyor. Ama hep bir dizi seyrederken bile arada ama yeni karakter konuluyor değil mi? Diziye bırakmaz. Yeni birileri katılıyor, bir şeyler oluyor. İşte siz artık katılıyorsunuz, figüransınız. Siz bu hanımlar gibi beni bastıramazsınız. Ben kendimi size bastırmam, ezdirmem. Yani siz eğer iki kelimeyi bir araya getirip konuşamıyorsanız, kelime dağarcığınız darsa bunun suçlusu ben değilim. Kim kime saldırmış aslanım? Şimdi ben şu lafı cımbızla çektim. Ben başrolüm, siz figüransınız. Nurten Hanımcığım, ne demek istedik burada? Sürekli işte dizi çekiyoruz sanki burada. Sürekli siz başroldesiniz. Ben dedim ki bir dizinin başrolleri değişirse o dizi tutmaz dedim. Eğer biz başrolsek siz de figüransınız dedim. Yani gelip elenir, yarışır, elenir gidersiniz anlamında. Yani biz ana karakteriz demek istedim. Ana karakter anlamında. Kendisi başrollüğü bize verdi. Kendisi bizi gözünde yüceltmiş. Evet. Evet. Yani kendisini törpüleyerek gelmiş. Zapt etmek mümkün olmadı. Ben de elimden geldiğince savunmamı yaptım Aslı Hanımcığım. Evet Naime Hanım, buyurun. Nurten Hanım'ın dediği gibi olmadı. Aynen öyle olmadı. Odaya girdiğimizde beni karşılaması çok farklı oldu. Evet. Ne yapayım, arkadaşlar da vardı yanımda. Arkadaşlar da gördü. Ne yaptım? Nasıl oldu karşılaması? Siz sataştınız bana ilk önce. Hiç öyle gözükmüyor. Ama hiç öyle gözükmüyor, tamam da. Hiç öyle gözükmüyor. Hayır, hiç öyle gözükmüyor değil. Nurten Hanım bana ilk lafı açınca... Ne dedi? Ama ilk lafı siz açmışsınız, öyle sen gözüküyor. Sen dedin, seni eleyeceğim. Şöylesin, böylesin, millet sizden bıktı. Halk sizi istedi. Siz sattınız. Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Siz deyince... Ben de siz bu lafı öyle söyledim. Deyince çok böyle ama diyen biz oldu. Gitmeyeceğiz dedim. Sen de gitmeyeceğiz diyenler gidiyor zaten dedim. Evet. Ben de dedim ki siz gidin dedim. Herkes sizden bıktı dedim. Peki Aynur Hanımcığım, Yasemin Hanımcığım siz de içerideydiniz. Nasıl oldu? Ben de içerideydim, evet. Arkadaş geldi, oturdu. Oturmasıyla beraber... Evet. Saldırmaya başladı Nurten Hanım'a. Ya. Saydırmaya başladı. Sizi göndereceğim. Siz buraya çivimi çaktınız. Gideceksiniz. Hiç o kullanmadım ben çivi çaktınız. Sanki kelimesini. Herkesi burayı siz... Çivi kelimesini hakimi, kesinlikle buranın hakimiyeti sizde mi diye. Böyle bir kelime dahi kullanmadım. Bir dakika Aynur Hanım. Bir dakika. Buranın hakimiyeti sizde değil. Sizde... Aynur Hanım destek bana, olun arkadaşınız unutabiliyor, heyecan yapmış ki, belli. Siz onun kuklası olmuşsunuz, tutuyorsunuz, öğrencisi kukla. Gibisiniz. Tabii. Eyvah siz de nasibinizi mi aldınız? Bizi korkutmuş. Kendi kendini kurmuş gelmiş zaten. Sen çıkardın. Kim başlattı? Sen. Ben çıkardım. Ama bak böyle bu tarz konuları değil. Kadının üstüne ilk başta sen gittin. Nasıl gitti? Dedin,
Yasemin Hanım siz de oradaydınız. Evet. İlk başta zaten kameralarımız da çekti. Çeksin İlk mi? Başta kimden bu agresif tavır çıktı? Yani Nurten Hanım hoş geldiniz dedikten sonra zaten direkt kendini şey aldı. Direkt. Korumaya aldı. Ben geldim. Saydırmaya başladı. Evet. Yok yok hayır. Kesinlikle. Hayır. Hanımlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş iyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk. Çok Nurten teşekkür Hanım ederim. Hoş geldiniz yine hoş bu arada buldum. Ama. O nasıl bir girişti öyle? Öyle yapmam nasıl gerekiyordu. Yani artık evet yani size bir şeyler söylemem gerekiyordu. Seyredirken söylemem gerektiğini düşünüyordum. Ama gelemediğim için geldiğimde söylemek zorunda kaldım. Yani böyle kurulup kurulup bana evet, dolup kendime dolup geldim. Dolup geldim. Aynen neden? Öyle geldim. Neden? Neden hep siz varsınız burada? Artık gidin. Geliyor ve gidiyorlar. Bir dakika daha bir şey diyeceğim. Bana gözdağı mı vermek istiyorsunuz? Ben niye? Siz bana gözdağı verdiniz. Hayır gözdağı vermedim. Ben içimdekini söyledim size. Tamam ben buradan de fikrimi söylüyorum gerekiyor işte. Gerekiyor artık yeter. Annem bakın her zaman söylüyorum. Olmayan bir şeyi asla söylemez. Hafıza konusunda da müthiştir. Eğer ki ilk lafı size söyleyen olsaydı zaten derdi ki. Ben dedim evet dedim. Ben söyledim. Şu anda bakın Yasemin abla da aynı şeyi söylüyor, annem de aynı şeyi yo, söylüyor. Yok yok hayır anneniz. Annemle alıp veremediniz. Bakın çekimlerde var diyor. Bizimle biz ikimiz bir odaya girişimizi falan söylüyoruz. Nermin ablacığım, annem ve benimle alıp veremediğiniz nedir? Biz yeni yarışmacılar geldik, gidin artık diğerleri de gelsin. Tamam herkese be. Yol açılsın. Daha Cumartesi. Yarışmamışız, ha, daha tamam. Puanımızı i̇şte almamışız. Geldik bu hafta biri eğlenecek, inşallah eğlenen siz olursunuz. O çok İnşallah. Zor. O ha. Çok zor. Görüşeceğiz bak. O zor. Ben durup dururken Nurten Hanım'a ve Aysun'a olan bu gergin tavrınızı merak ettim. Gergin tavrım onlara... Zehra çok pardon. Hani sen de kayınvaliden gibi misin gerçekten? Bu bakış açısında mısın? Hayır biz bu bakış açısıyla da gelmedik. Dediğim gibi böyle bir yüzleşince yani etkiye tepkidir bu. Ben böyle düşünüyorum. Ama, sen, ama siz ilk girişinizi biz... hatırlıyor musunuz? Hı, şuradan evet. İlk girdiğinizde ne cümle kurdunuz? Tabii ki buradan fikrim olarak da Aysun'u elemek istiyorum. Sıkıldık artık sürekli hep aynı kişiyi izlemekten. Öyle mi? O yüzden artık yenilik farklılık olsun istiyorum. Kayınvalidemiz bir şey söyleyecek mi? Nermin biz Hanımcığım. Yarışmaya geldik. Evet. Bazı arkadaşları elemeye geldik. Wow. Evet. Mesela? Yani kim? Nurten Hanım'a. Nurten Hanım'a. Güle güle bay bay demeye geldik. Aa. Evet. Heh. Ben kurdum cümleyi. Ne kurdunuz? Dedim ki Nurten Hanım'la Aysun'u elemeye geldik dedim. Şimdi buraya içeriye ilk biri girse bana dese ki seni evet. Göndereceğim. Sen başrolsün. Bana böyle diyen birine ben içeriye gittiğimde hoş geldin, beş gittin, aman canım nasılsın demem ki. Herhalde tamam biz de yarışıyoruz ama ben buraya geldiğim zaman direkt kimseye sen gideceksin, sen gideceksin demedik. Merhabalar ben geldim yemeğimle iddialıyım. Ben burada kalıcı olmaya geldim. Evet. Birini göndermeye geldim demedim. Ya kalıcı olman için seninki de mantıksızdır. Burada kalıcı olman için birini göndermen lazım. Ama birini göndermeden nasıl kalıcı olabiliyorsun. Siz bir dakika ben hedef olarak söyledim. Nurten Hanım'ları evet, seçtiğinizi dile getirdiniz. Açıkça söyledim. Doğru Nurten mu? Hanım gidecek ben kalacağım dedim. Allah'ın izniyle kalacağım bak, yani. Bak ben sana matematiğini yani. Söyleyeyim mi? Ya matematiğe gerek Hanım. Yok. Benim matematiğim bak, çok sağlam. Yasemin kaç haftadır burada? Beş. Kaç kişiyi göndererek kalıcı kaldı? Ben onları elemeyeceğim. Ben seni eleyeceğim. İnsanlar hayran olduğu kişilere ben de dedim. Saplantılık yapar. Çok yükseklere koymuşlar. Ben buraya hani diyorsunuz ya sen nasıl kaldın? Ben birilerinin arkasında saklanmadım. Elimin lezzetine güveniyorum. En güçsüz olan buradan gider. O bu, kadar. Buradaki mantık tamamen bu. Birbirinize bilenmenin sen buna gerek yok. Tamam Yasemin Zehra'ya söz ama vermek bu bir, istiyorum. Bu bir yarışma yani. Tabii ki birbirimize atışacağız edeceğiz. Konu ne ara lezzete geldi onu da anlamadım. Artık konuyu mu çevirmeye çalışıyorsun? Yani durduramıyorsak durduramayadık. Bizim cevap veremedik değil kabul edin. Kadın da tabii ki kendini savunacak dediğim gibi ama şöyle bir şey yapmaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Sürekli başrol diyerek kendi kendilerine bir hayal dünyalarında buraya diyor mu? Hem dizi demeyin diyor anne. Hem de kendi hayal dünyalarında kendilerine bir başrole koymuşlar. Annem dedi. Ben bana diyor onu ki, anladım. Bir dakika. Ama bak, evet. Bana diyorlar şimdi yine beni böldü kendisi. Aynen. Evet Nermin. Nurten Hanım'ı diyor demek ki diyor gözünde diyor hayranlıkla diyor. Neyi de hayran? Hayran olsam yanına İtiraf otururum. Et, hiç hayatım. De değil. Kendi Allah hayal dünyalarından. Sen kendini çok büyütüyorsun İçeride ya. İçeride dedin ya izledim ya. Seni. Gizli hayranımsın. Yok canım. Beni idol sen seçmişsin rüya görüyorsun kendine. Hayatım. Çok konuşursan. Sen hayal dünyasındasın. Nurten'i sen bas. Gözünde
Kendini çok Nurten'i bastırırsam. Yok. Ben sen... Nurten gibi olurum ya. Falan diye gelmişsin ama. Yok canım. Elbette ki bir hırsla geliniyor. Tabii ki. Gerginlik olacak. Normal. Gerginlik oluyor. Bazen biraz doz kaçabiliyor ama çok rica edeceğim. O sınırı, o dozu aşmayın. Çünkü burada milyonlar sizi izliyor. Çok rica edeceğim. Bu konuda çok hassasım. Şimdi diğer konuma gelmek istiyorum. Zehracığım, bu konu seninle ilgili. Gelinlerimizle konuşurken kıskançlıkla ilgili bir açıklama yaptın. Buyurun Zehra'nın açıklamalarını hep birlikte dinleyelim. Kızlar, kayınvalidem ve eşim bana çok düşkün. Bu yüzden de beni çok kıskanırlar. Ben de keza kıskancım. Mesela eşimin giydiğine, her şeyine karışırım. Mesela ona mavi gömlek çok yakışıyor, gözlerini ortaya çıkartıyor. Bu yüzden mavi gömlek giymesini bile istemem. Onun da istemediği yerlere ben gitmem. Kayınvalidemin de istemediği yere ben gitmem. Sen böyle bildiğin onların sözünden çıkmayan mülayim gelinsin. Kendi kararı olmayan, asla sözünü geçiremeyen. Zaten bir erkek eşini kıskanmıyorsa orada problem vardır. Beni tabii ki kıskanacak. Gittiğim yerlere de karışacak, giydiğime de karışacak. Ay. Kıskanması lazım. Sen kendin karar verir misin? Benim telefonuma bile bakacak. Merak edecek. Yok artık. Ben de onunkilere bakacağım. Hayatım, neden ama? Neden? Ne giyeceğini, nereye gideceğini, nerede nasıl konuşacağını kendin karar veremiyor musun da? Kendim karar verebiliyorum. Eşinin seni yönlendirmesini istiyorsun. Kendim karar verebiliyorum. Ama onun dışında da beni merak edecek. Aklı bende olacak. Tamam. Beni kıskanacak. Hep ben onunla ilgileneyim isteyecek. Yani kıskanmayan erkek sevmiyor mu? Yani tabii ki seven erkek bence kıskanmak zorunda. Bu kadarı da çok fazla değil mi ama? Bir erkeğe kendini bu kadar kocan da olsa teslim etmek, her dediğini yapmak kötü değil mi? Allah korusun, evlenildiği gibi ayrılabiliyor da yarın öbür gün senin boşanmayacağın çok absürt söylüyorum. Evlenirken ayrılacağım diye mi evleniyorsun? Bir tabii kadın... Tabii ki kimse ayrılacağım diye evlenmez ama yani, hani her şeyi düşünmeli. Her ihtimale karşı yani, diyor. Yani, kötü düşünelim diyor. Şöyle bir kimse şey ayrılacağım diye tabii ki bir yuva kurmuyor. Vefat edebilir, her şey olabilir her bu hayatta. Her şey insanlar için ama yani Nermin Hanım. Bir insana bu kadar körü körüne teslim olmak, kıyafet... Tabii ki de bizim eşlerim, ben böyle konuşuyorum, benim eşim de kıskanıyor. Kıskanç, evet, dozunda ama. Tabii. Ben eşime gidip de elbisem uygun mu, giyebilir miyim? Böyle bir şey yok. Ben 30 yaşına geldim. Kesinlikle. Her kadın kendi bir bireydir. Bu kadar erkeklere şey muhtaç olmayın. Zehra, bir şey soracağım. Enteresan geldi bana. Mesela ben eşimin şık olmasından çok mutlu olurum. Ay ben böyle de derim ki hayatım, bu olmamış, hatta şunu giy, bu sana daha çok yakışıyor derim. Ama sen mesela mavi gömlek eşime çok yakışıyor, o yüzden giyinmesini istemiyorum dedin. Çünkü zaten kendisi normalde çok yakışıklı olduğu için ben onu zaten kendim de şık giydirmek, şık yanımda olsun tabii ki isterim. Ama mavi gömlek gözlerini çok fazla ortaya çıkarttığı için o benim kendimle beğendiğim şey. Korku değil. Nazara mı gelir diyorsun? Ya tabii ki. Nazara da gelebilir. Hani onun yerine hani ben göreyim. Hani mavi gömlek bana özel olsun. Başkaları görmesin yani. Mavi gömlek. Evet, neydi mavi kocanın gömlek adı? De bana özel olsun. Eşin adı ne? Yusuf. Yusuf'u başkaları görse ne oluyor? Yani başkaları görebilir ama mavi gömleği de bana özel olsun. Neden? Allah Allah. Yani ne bileyim, insan sevince bence bunlar doğallığından gelişebiliyor. Allah Allah. Yok ya. Hani dedin ya, benim telefonumu karıştırabilir. Sen de onun telefonunu karıştırıyor musun? Karıştırmak değil ama elimin altında, canım ne zaman isterse bakabilirim telefonuma. Kıyafetlerime karışsın. Sen zaten karışıyormuşsun. Evet ama hani kıyafetlerime ben zaten onun istemeyeceği bir şekilde giyinmem. Ama tabii ki isterim onun da hani böyle bazen kıskanmasını, bazen işte bu sana çok yakışmış, bunu giymesen mi tarzında. Hani bu bir nevi ilgidir. Mesela bir şey soracağım Zehra. Çok şık bir kırmızı elbise giymişsin. Ama çok iddialı böyle, ben sahneye çıkarken falan bazen takıyorum o küpelerden. Böyle bir küpe mesela eşin Yusuf dese ki olmaz Zehra, bunları çıkart. Ben onun beni beğeneceği ve onay vereceği tarzda zaten kendimi ayarlarım. Hani çok iddialı, çok dikkat çekiyorsun. Bu çok gösterişli. Yok, olmaz o şekilde dese... O şekilde bana bir tepkiyle kendisi gelmez zaten. Nereden biliyorsun? Neden gelmez? Süslüsün ya. Ya benim normal hayatım da böyle hayatı, olduğu için. Zehra'yı öyle biliyor Yusuf çünkü. Hani Zehra hep Zehra böyle miydi? Zehra hep bakımlı. Gerçekten bakımlı. Zehra çok güzel giyinen bir
kızdı. Evet. Yani maşallah. Frapan bir tarafı evet, var. Evet, çok güzel giyinir. Giyimine, kuşamına, bakımına çok özen gösterir. Şeyi soracağım. Eşim çalışmamı istemezse çalışmam. Ve üniversite mezunu. Yazık, evet, yazık. Evet. Yazık. Bir de dedi ki az önce okumamı istemezse okumam. Öyle bir şey de demedim. Yani öyle bir anlatıyorsun ki. Yani laf böyleydi, laf oldu böyle. Tamam, şimdi durumumuz olur. Atıyorum eşimin de durumu iyidir. Ben canım isterse çalışırım. Ve ben affedersin de hani maddi yani gücü sırtlanmak için evlenmedim. Bu hayatımız bir dayanışma. Onun çalışamadığı zamanlar olur. Ben çalışırım. Benim çalışmak istemediğim, kendimi mental iyi hissetmediğim zamanlar olur. Çalışmamı istemez, çalışmam. Ama sen yani de çok mantıklı konuşuyorsun. Demek ki artık bu kadar mantıklı konuşmadın. Evet, yani. Eşim çalışmamı istemezse çalışmam. Ben üniversite mezunuyum, hatta mimarlık okudum ama eşim istemezse bırakırım. Böyle konuşmadan yüklendiğiniz için geçim, dinlemediniz. Gücüm, aynen. Yani ben hangi birini diyeceğimi şaşırdım. Bir dakika. Aslı Hanım şöyle bir şey. Mesela oğlumun durumu çok iyiyse. Evet. Eşini çalıştırmak istemiyorsa. Hayatım evde otur dediyse. O da buna evet dediyse. Evet bana da iyi gelir. Ben de biraz evimde kalayım, oturayım. Bakalım bir deneyelim böyle nasıl olacak derse. Tercihdir tabii. Bir dener. İyi gidiyorsa devam eder. İyi gitmiyorsa hayır ben sıkıldım çalışmak istiyorum dediğinde. Tamam. Benim bu başka bir şey ama. O kadar başka bir şey, durum. Yani. Yok, bu başka bir durum bahsettiğiniz. O anlamda söylüyor. Ha. Eşim çalışmamı istemezse çalışmam ne derse diye. Sorgusu. Siz, kabul kendi ederim diyor. Kendi beyninizdeki algıya göre çekiş yapıyorsunuz. Ha. Hepimiz mi? Üç gelinde o zaman. Hayır. Nermin Hanım o şu an kullandığı bütün cümleler doğru. Okeyim. Ama geliniz bize hadi ben... Ama yani, bu anlamda Zehra biraz bak. Rabia. Yasemin bir dakika kızım bak. Ay. Bazı insanlar konuşurken veya bir şeyi anlatırken ufak ayrıntılar çok şeyi kaçırır. Şimdi cicim aylarındalar. Onun söylediği, kıskandığı her şey hoş gelebilir. Ama ileride biraz daha zaman geçtikten sonra ne karışıyorsun ya benim bireysel hayatıma kesinlikle ya da sınırlarıma. Ben yetişkin bir kadınım. Nereye gideceğimi bilemiyor muyum? Nasıl davranmam gerektiğini bilemiyor muyum? Ne giymem gerektiğini bilemiyor muyum? Dönecek. Yani yeni oldukları için tabii kesinlikle. İlerleyen dönemde maalesef bu çok sıkıcı gelecek. Tabii ki doğru söyledi. Zamanla nasıl şekillenecek bilmiyorum. Zamanla belki birbirimizi daha çok dinlemeye başlayacağız. Belki birbirimizin fikirleri daha önemli olmaya başlayacak. O da beni anlamaya başlayacak, ben de onu anlamaya başlayacağım. Ama şu anlık fikrim bu. Yani her gün değişebiliyoruz. Ama şu an benim fikrim, benim önceliğim eşim ve eşimin fikirleri benim hayatımda çok önemli. Sen her gün değil her saniye değişebiliyorsun. Evet. Ben onu fark ettim. Yok, yemek yaparken gibi ve şu an çok dinlemediğin için. Senin kadar olmasa da evet. Bir şey diyemeyince ya, de değişiyorsun, susmuyorsun. Evet. Ben cevap bekliyorum. Şöyle yapıyoruz. Gelinler konuşunca kayınvalideler girmese güzel olur. Onlar birbirleriyle diyaloğa geçsinler şimdi. Ya ama bak herkesin şimdi, kayınvalidesi devreye girerse biz Aslı yandık. Aslı benim gelinime gerçekten çok yüklendiler. Aysun kayınvalidesiyle beraber çok ben daha yeni bir dakika. Bir dakika Nermin Hanım bak. Burada ben varım ve ben böyle bir şeye müsaade etmem. Herkese eşit oranda söz hakkı veririm. Evet. Kimse benim babamın kızı değil, kimse benim akrabam da değil. Evet. Burada güzel bir platformda yarışmanızı sağlıyoruz. Ve bizi izleyenlerle keyifli vakit geçirmeye çabalıyoruz. Sonuç itibariyle kazanan da kaybeden de sizler oluyorsunuz cuma günü ve gün sonunda. Yani. Toparlayalım bence yavaş yavaş. Belli ki çok hararetli bir hafta bizi bekliyor. Ama son tadım da bizi bekliyor. Öyle değil mi? Evet. Son tadım için Yasemin Hanım siz hazır mısınız? Yasemin Hanım bu kadar sessiz hiç görmemiştim. Hazırım. Bir nefesiniz, bir soluğunuz hazırım. Kesilmiş gibi. Hazırım. Alışık değilim böyle görmeye. Nermin Hanım'ı bastırdı ne yaptı bilemedim. Nermin Hanım soluğunuzu mu kesti? Yok o soluğumu kesemez de çok böyle şey olduk yani gerildik biraz. Belki de yeni geldiği için böyle bir bıraktınız, sözü verdiniz Nermin Hanım konuşsun. Evet. Şöyle bir içini döksün. Heh. Salı günü görüşeceğiz. Diyorsunuz. Hadi o zaman son tadımdayız hanımlar.